Evet arkadaşlar, bugün güç saçan denizin kalbi ve prizmarinle suyun altında sınırsız nefes alacağız. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gösler. Bugün sizlerle Köycraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Köycraft'ta efsane bir şey yapacağız. Daha önce böyle bir şeyi görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Ben de görmedim, ben de duymadım, ben de bilmiyordum. Ama artık biliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle denizde efsane bir işimiz var arkadaşlar. Bir önceki bölümde, bir sonraki bölüm efsane olacak demiştim. O bölümlerden birisi de bu. Öncelikle videoya geçmeden önce video hala like atmadıysanız bir like atmayı unutmayın. Şu anda like'ları yardım arkadaşlar. Ve abone değilseniz hala kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar sizlere ne yapacağımızı göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar, bugün güç saçan denizin kalbi ve prizmarinle suyun altında sınırsız nefes alacağız ve efsane bir totem yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Şimdiden video lütfen like atmayı unutmayın. Hemen itemleri şöyle alalım isterseniz. Bu arada güç saçan da arkadaşlar denizin kalbinden yapılıyormuş. Onu da yayında çıkartmıştık. Bu denizin kalbi de arkadaşlar kutudan çıkmıştı. Şimdi birlikte sizlerle beraber denize gidiyoruz. Ama şunu önce bir yere atmamam lazım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, direkt bunun köyümüzün yanındaki büyük okyanus gibi böyle göl gibi bir yerde sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu yapacağımız şey bize yakın çevremizde suyun altında sınırsız nefes alma veriyor. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere, hemen şuradan dalmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 5'e 5'lik bir alan yapacağız ve daha sonra güç saçan ortasına koyacağız. Altını kıracağız ve olanlar olacak. Şimdi hazırsanız bunu yapmaya başlıyorum. Hadi bakayım, hadi bismillah. Öncelikle arkadaşlar suyun altına böyle bir daldık. Tabi hemen yapmayacağım bunu. Şuraları öncelikle arkadaşlar bir temizleyelim abi şöyle. Yosunların hepsini kır. Kır. Burayı şöyle bir arkadaşlar tertemiz yapalım. Tabi nefesimiz bitmeden abi. Şöyle bir yukarıdan çıkıp hop, tamamdır, güzel. Şöyle arkadaşlar burayı şimdi tertemiz edeceğim. 5'e 5'lik bir alan için. Hemen temizle abi şöyle. Güzel. Bayağı bir temizledik arkadaşlar. Şimdi asıl olayımıza geldik. Şimdi prizmarin ile 5'e 5'lik bir alan yapacağız. Ve ortasına güç saçanı koyacağız. Ve daha sonra olanlar olacak. Hava karamadan isterseniz hemen başlayalım. Hemen şöyle 5'e 5'lik bir alan yapmaya başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop 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 hop. Umarım prizmarinler yeter. Bu arada arkadaşlar bu prizmanları da videoluk bana hediye ettiler. Geri bunları vereceğim, haberiniz olsun. Amacım sadece sizlere bunun olayını göstermek yani. Çünkü cidden çok efsane şeyler var abi. Bundan haberinizin olması lazım. Arkadaşlar öncelikle ortasına bunun böyle bir tane hop çıkayım bir. Bir tane prizmarin koyuyoruz. Daha sonra güç saçanı ortasına koyuyoruz. Ve daha sonra bunun altını kırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise son rutuşlara geldi. Hemen bunun karşısına 2 adet prizmarin, 2 adet de yana, 2 tane daha yana ve 2 tane de buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ne olacak ve abi dönüştü. Sonunda o güç saçanla suyun altında efsane sınırsız nefes alma özelliği yaptık arkadaşlar. Sağ üstü zaten görüyorsunuz. Şu anda arkadaşlar bu çevrede sınırsız bir şekilde nefes alabiliriz. Cidden çok mükemmel bir olay yani. Bunun şerefine de bu videoya bir like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani bu bölümde bilmiyorum bayağı güzel bir şey yaptık. Hani bence hoşunuza gitmiştir. Bu şimdilik burada kalsın, bunu almayacağım. Köyümüze en azından bir yararlı bir şey olsun arkadaşlar. Bundan sonra burada yüzdüğümüzde suyun altında sınırsız bir şekilde nefes alabileceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baloncuklar asla gitmiyor. Bunun uzaklığı ne kadarmış şöyle bakalım bir. Nerede bitiyor acaba? Buraya kadar efekt devam ediyor. Evet, burada bir şey yok. Buraya kadar şu an sınırsız nefes alabiliyorum. Kaplumbağa reislerle beraber yüzeriz abi bugün. Mükemmel ya. Bakalım burada devam ediyor mu? Arkadaşlar bayağı bir yere etki ediyor yani. Ama burada mesela gitti bak. Burada yok. Burada yok. Şuraya yaklaşırsam bu devreye giriyor mu burada? Burada bakalım. Ha, burada devreye girdi arkadaşlar. Yani şöyle bir alana etki ediyor. Yani bunu arkadaşlar okyanusa yaptığınızda böyle daha da çok blok koyduğunuzda efsane bir şekilde her yere etki ediyor ve sınırsız bir şekilde suyun altında nefes alabiliyorsunuz. Ben cidden çok güzel bir şey yaptık. Yani bunu yüzden bu video güzel like sayısı bekliyorum sizden arkadaşlar. Hemen evimize gidip denizin kalbinde aldığımız yerine koyalım. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümde evimizi yıkmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü yeni baştan böyle iki katlı bir ev yapmak istiyorum. Zaten alanımız belli. Bunun dışına çıkamıyoruz arkadaşlar. Yani bu evi yıkıp sizce yerine iki katlı böyle güzel bir inşa yapsak mı? Bunu da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar havai fişek de yaptım. Artık elitramızda havai fişekle uçabiliyoruz. Bu cidden çok çok iyi bir şey yani. Hop. Şöyle hemen hatta uçalım abi. Hop.
uyanınız arkadaşlar. Havai fişek bayağı iyi oldu. Hatta şu gökdelenine gidelim be. Gökdelen reis, geliyorum oraya. Hoppa, geldik buraya, hadi bakayım. Vallahi gökdelenin tepesine çıktık ha. Dur şuradan bir aşağı ineyim. Ölmem inşallah. Ölmedim, güzel. Buradan şöyle hop atlayalım abi. Hemen tanem dedim. Yalnız cidden arkadaşlar Elytra bayağı bir hoş duruyor yani. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacak ve bu havai fişeğin yapımı da çok kolaymış. Hemen isterseniz evimize gideyim ben. Orada sizlere bir yapımını da göstereyim arkadaşlar. Hop. Kafam çarptı. Ah kafam. Şimdi direkt buradan kağıda ihtiyacımız var ve bir tane de baruta ihtiyacımız var arkadaşlar. Barutumuz var mı hiç? Bakayım bir. Barut. Abi barut yok şansa ya. Cidden şansımıza barut yok abi. Neyse arkadaşlar, yapımını sizlere örnek olması için gösteriyorum. Arkadaşlar bunu barut olarak düşünün, kızıl taçı. Bunu buraya koyuyorsunuz abi. Öncelikle kağıt yapmanız lazım. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu da buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu barut olarak düşünün. Direkt size 3 tane havai fişek geliyor. Yani bu havai fişekler nereden geldi diye sorarsanız da videoda, daha doğrusu yayında yapmıştık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse, umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bence cidden çok çok güzel bir video oldu. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz, abone olursanız çok ama çok sevinirim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda, işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar. Tarafını seç. El verdi gençlere, kafanıza sıkacak.